Şimdi müzeye girmek için bilet sırasında bekliyoruz. Bayağı bir kalabalık var. Playa de Carmen'den minibüsle Tulum'a doğru gidiyorum. Yerel halkın kullandığı araçta. Latin Amerika'da her nedense hiç yabancı çekmiyorum. Gayet güvenli, her yer yemyeşil yer. İnsanlara çok sıcakkanlı, yardımsever. Meksika'da ulaşımda genelde bizde olduğu gibi değil. Yani binerken ücret ödenmiyor. İnildiği zaman ücret ödeniyor. Bu bayağı bir dikkatimi çekti. İndiğin zaman ödüyorsunuz. Unutmayın bunu. Entonces, ¿qué te digo?
Aynen bay, what's up? Thank you.
Burada Meksika'da şehir içi ve şehirler arası dolmuşlar genelde Hyundai ve Toyota'lardır. Müzeye girmek için bilet sırasını bekliyoruz. Bayağı bir kalabalık var. This is crazy. I can't be no more on a margarita right now. Baby, hello.
Ah, tá lá na frente. Vem.
Devamlı sabahlar. Vallahi bu mayalar yaşamışlar arkadaş. Doğa harikası bir yerde yaşamışlar. Bir de dünyanın boku kalktı. Sanırım herhalde son saate, son dakikaya kadar burada kalacağım. O kadar para vermişim. Suyunu çıkarmadan olmaz. Thank you.
Bu yol nereye gidiyor? Valla sırtımda var ya, çanta ağırlaşmaya başladı. Yaklaşık 4 kilometre yürümüşüm. Sırf işi ucuza kapatayım diye. Evet. Şimdi de Sık Orman'ın içine girdik. Vallahi yoruldum. Sabahtan beri daha kahvaltı bile yapmamışım. Evet, buralarda abbaralar, bizim Mardin abbaraları gibi. Yemin ederim, samimi söylüyorum. Çok samimi söylüyorum. Bu iş öyle kolay bir iş değil. Yani gel seyyahlık yap. Video çek, fotoğraf çek. Oradan oraya koştur. Buna para yetiştir. Zaman ayır. Bunu yapan insanlar cennetliktir. Bedavadan dünyayı tanımış oluyorsunuz. Yani bunun karşılığında siz de artık bir şekilde katkıda bulunun. Para verin demiyoruz kardeşim. Bloklarımıza üye olun. Kanallarımıza, sosyal medya hesaplarımıza. Belki oradan, reklamlardan, şuradan, buradan biz bu seyahatlerimizi, gezilerimizi bir nebze olsa ucuza kapatabiliriz. Yani bu işe para yetmez. Bu işe para yetmez. Öyle parasız bu iş de olmuyor. Alo, Türk İş TV. Bu işe öyle para var ya, yetmez kardeşim. Ben sırt çantalı olarak cebimde para olmadan dünyayı gezeceğim demek bence havaya kurşun sıkmak gibi bir şeydir. Ha, biraz tanınırsın, reklam alırsın, yan gelirin olur, olabilir. Onu da ancak
belli bir zaman sonra sponsorlar da yapabilirsin. Öyle bedavadan bu işler olmuyor. Bakın ben şu an cebimde harcıyorum her şeyi. Bir Allah'ın kulu bile sponsor olmadı. Bir tek sağ olsun vezir kardeşim Yamanlar Sigorta. Yurt dışı seyahat sigortamı kestirdi. Kendi cebinden, kendi şirketinden. Oh! Başka da bir şey yok. Abi buyurun, şu an ben neredeyim? Meksika'da. Tulum şehrinde Maya. Mayalıların, eski Mayalıların şehrindeyim. Ha bir de maddiyatı bir kenara bırakın. Gerçekten zor bir iş. Şu an benim sırtımdaki çanta belki 7-8 kilo ama şu an ben bunu artık bir 20-30 kilo olarak hissetmeye başladım. Hiç durmadan sırtımda dolaşıp duruyorum. Buraya gelirken aslında ben piramit falan görürüm diye hayal etmiştim. Fakat şu ana kadar böyle bir şey görmedim. Burası yani eski zamana göre gayet planlı bir şekilde yapılmış modern bir şehri andırıyor. Öyle Mısır piramitlerine falan benzemiyor. Ha bir de unutmadan söyleyeyim. Tulum şehrimde bir de şey var. Setonalar dedikleri böyle ufak ufak göller var. Yani 1-2-3 tane değil. Haritaya baktım. Hostelde bir 8-10 tane var ve her birinin girişi de yaklaşık 40-50 peso arası bir şey. Yani hangi birine gireceksin? O yüzden daha önce girmiş olan arkadaşların bloglarından izleyebilirsiniz. Özellikle Rotası Seyyah. Onun bloğunda var. Ben oradan izlemiştim. Siz de oradan izlersiniz artık. Yani boş boşuna o kadar para baymanın bir anlamı yok. Next. Tulum. You want to the parking lot? No. I am go Tulum. Tulum rings over here. Next. Okay. Free? Bus? No, 20 pesos each. Okay. Anlat zaten ben bedava sandım, paraylaymış amına koyayım.